Efendim önce galetin genel hazırlığıyla işe başlayacağız. Elimizi az kullanacağız. Tereyağı mümkün olduğu kadar az ısıtacağız, soğuk bırakacağız. Burada 1,5 bardak kadar un var. Bunu parçalayıcının haznesine direkt olarak koyuyorum. Soğuk tereyağı önemli, o yüzden tereyağı dolapta duruyor. Küp küp doğranmış yaklaşık 100-110 gram kadar bir tereyağı var burada. Onu da hop atıyorum içerisine. Elimi kullanmayacağım ki ısıyla beraber, elimin ısısıyla beraber tereyağı çok cıvıklaşmasın. Şimdi bu tuzlu bir tarif, tuzlu bir galet. Ama bir küçücük tutam, şu kadarcık toz şeker, bir küçücük tutam toz şeker hem bu galeti daha iyi bağlayacak hem birazcık daha güzel karamelizemsi bir kıvama doğru götürecek bunu. Arkasından içerisine tadını tuzunu dengeli bir şekilde ayarlamak için 2 tutam veya 2 kaşık kadar tuz koyacağız. Ve rengini böyle güzel bir kırmızı yapsın diye kırmızı toz kırmızı biber koyacağız. Kırmızı toz kırmızı biber. Peki, bir tatlı kaşığı kadar toz kırmızı biberi de içerisine ekledikten sonra, bu benimki tatlı bu arada, tatlı kırmızı biber. İlk yapacağım şey, makineyi çalıştıracağım ve öncelikle her şeyin bir kum kıvamına doğru gitmesini sağlayacağım. Bu arkadaşımız içerisinde herhangi bunu sıvılaştıracak bir şey olmadığı için, yani bir yumurta vesaire vesaire bir şey olmadığı için böyle bir toz kıvamında kalacak. Adeta bir şey kıvamında kalacak, kaya kıvamında kalacak. Onu azıcık su ekleyerek 3-4 yemek kaşığı kadar bir hamur haline getireceğiz. Son 15 saniye içerisinde gördüğünüz gibi böyle hafif kum gibi bir kıvama geldi her şey. Ama bağlanması için biraz neme ihtiyacımız var. Biraz suya ihtiyacımız var. Mümkünse soğuk su efendim. Yani buradaki şu sudan değil, varsa dolaptan soğuk su her zaman daha iyi bir çözüm. Çok fark ediyor. 3-4 kaşık kadar şöyle birazcık koyayım. Çalıştırmaya devam. Kıvam toplanana kadar devam edeceğiz. Çok azıcık daha su ekleyebilirim. Çok azıcık daha. Çalıştırmaya devam edelim. Toplanır bir hamur kıvamına geldiği an itibariyle işimiz tamam. Şimdi bu hamurumuz hala hali hazırda soğuk sayılır. Ama birazcık daha dinlenmesi ve dolapta toparlanması lazım. O yüzden bir streç film alıyorum. Tezgahın üstüne açıyorum streç filmi. Sonra şu gördüğünüz kırmızı renge doğru dönmüş hamuru dikkatlice alıp streç filmin içerisine koyuyorum. Hamurumu hızlıca streç filmle kapattıktan hemen sonra buzdolabına atıp birazcık dinlendiriyorum. Galetin pırasalı iç katmanını hazırlayacağım. Öncelikle ocağın üstüne şöyle genişçe bir tava koydum. Altını tam gaz yaktım ve iyice ısıtıyorum. Elimde 2 adet şöyle pırasa var. Bunları ince ince doğrayacağım ve iyice ısınmış olan tavanın içerisinde güzelce soteleyeceğim. Pırasa yerine soğan da kullanabilirsiniz ama soğan birazcık fazla klasik olacaktır. O yüzden biraz daha alternatif olsun diye ben pırasa kullanıyorum. Bir. İkincisi, pırasa birazcık daha hani karamelize olduğu zaman patatesle beraber çok yakışıyor ve gerçekten çok sıra dışı bir lezzet oluyor. Aslına bakarsanız pırasa da patates de bizim gündelik hayatımızda gayet olan sebzeler ama sonuç hakikaten çok hoş oluyor. Ben şimdi şunu şöyle, çok gibi gözükebilir bu yaptığımız galet için ama bunun canı çok az. Hemen hızlıca eriyip gidiyor. Her ikisini de ince ince doğramanızı istiyorum sizden. Bu iş tamam. Isınmış olan tavaya birazcık zeytinyağı koyacağım. Pırasaları alacağım ve burada iyice bu arkadaşlar yumuşayana kadar bunları pişireceğim. Şimdi pırasa da soğangil bir familyadan geldiği için içerisindeki şekeri suyundan önce dışarıya çıkarsa hızlıca yanacaktır. Ben bunu yakmak istemiyorum. Sadece düzgün bir şekilde hafiften yumuşatmak, arkasından da karamelize olma kıvamına gelmeden ateşten almak istiyorum. O yüzden yüksek ısıda bir tavaya koydum. Orada hafiften kendi diriliğini kaybedene kadar burada bırakacağım, sonra alacağım. Aynı şekilde 2 diş de sarımsak, isterseniz doğrayın sarımsakları, isterseniz ezip içerisine atın. Her türlü olacaktır. Ben ince ince doğrayacağım bunları.
ve hemen bunu da tavanın içerisine atacağım. Bir kez daha söylüyorum. Önce yüksek ateş. Gerekiyorsa biraz daha zeytinyağı. Arkasından ateşi kontrol altına alıp normal bir ateşte, kontrollü bir ateşte yavaş yavaş söndüreceğiz bu arkadaşlar. Orta boy bir patatesin yarısı bile gayet yeterli olacaktır. Suda beklettim kararmasın diye. Öncelikle kuruluyorum bunu. Sonra bir bıçakla ama tabii ki her zaman pazardan veya herhangi bir marketten alabileceğiniz şu küçük mandolin denen arkadaş sayesinde çok da basit ve rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. Mandolini alıyorsunuz, patatesi ileri geri ileri geri yapıyorsunuz. Şu kadar yeter bile. Yarım patates bu iş için yeterli oluyor. İncecik incecik dilimler elde etmiş oluyorsunuz. İncecik dilimler. Bu incecik dilimler fırında pişerken içine koyacağımız krema ve peynir karışımıyla pişecek. Krema ve peynir karışımı nerede onlar? Onların da sırası şimdi geliyor. Ara ara şunları sotelemeye, karıştırmaya devam ediyorum. Krema ve peynir karışımı şimdi geliyor. Bakın onlar dolapta. Çünkü ben kremayı mümkün olduğu kadar soğuk tutmak istiyorum. Ve kremaya gelmeden önce de artık şu arkadaşın genel hazırlığını yapabilirim gibi görüyorum. Öncelikle böyle bir fırın kağıdı alıyorum. Fırın kağıdının içerisine buradaki hazırladığım galet hamurunu dikkatlice yerleştiriyorum. Üstüne bir fırın kağıdı daha koyuyorum. Sonra bir merdane ile bunu dikkatli vaziyette ortadan bastırıp kendime doğru çekiyorum. Ortadan bastırıp ileriye doğru itiyorum ve mümkün olduğu kadar yuvarlak bir form aldırtmaya çalışıyorum bu arkadaşı. İstediğiniz formu aldıramazsanız bıçağınızla her zaman olduğu gibi şöyle şuradan kesersiniz. Hamurunuzu atıyorum alıp buraya yapıştırırsınız, öyle devam ettirirsiniz. Buraya yapıştırırsınız, öyle devam ettirirsiniz. İstediğiniz formu verene kadar gidersiniz. Ben şimdi size göstermek babında birazcık hamurun şeklini, şemalini bozdum. Dert değil. Bunu alıp şöyle dikkatli vaziyette yuvarlak gibi bir şekil vermeye çalışıyorum. Şimdi bunu ne kadar ince yaparsanız galetiniz o kadar hızlı ve çabuk pişer. Ama yüzey de genişler. Yani bunu mümkün olduğu kadar büyük açmaya çalışıyorum ki içine koyacağım malzemeden sonra kenarlarını bu şekilde kapatacağım. O yüzden böyle çok ince oldu vesaire diye endişelenmeyin. Sadece çok kenarlarını düşürüp böyle kıracak vaziyete getirmeyin. Şöyle yuvarlakımsı bir forma kadar büyütün. Fırın kağıdı boyutları civarına kadar. Tamam. Arkasından da bir de bu galeti yapmanın güzel tarafı kör pişirmeye gerek kalmaz bunu yaparken. Direkt olarak işi bitirmiş olursunuz. Efendim, bu arkadaşımız burada. Şu ocaktakini bir arada bir karıştıralım. Oo güzel, nefis. Altını kışlayacağım. Sarımsaklarla beraber bu böyle rengini döndürüyor. Kısık ateşte birazcık daha şu gövdesini bıraksın diye hafifçe bir karıştırdım. Yavaş yavaş gövdesini bırakıyor. Kısık ateşte pişmeye devam ediyor. Suyunu daha iyi saldırmak için içerisine birazcık tuz ekleyeceğim. Çok az karabiber ekleyeceğim. Arzu ettiğiniz her türlü baharat koyabilirsiniz ama yeterlidir. Zaten ekstra bir şey eklemeye gerek yok. Tuz, karabiberle beraber altını kıstığım vaziyette hafif hafif kendi şeyini bırakıyor. Çiğliğini bırakıyor, diriliğini bırakıyor. Başka da bir şeye ihtiyaç yok ama ben eklerim derseniz kabulümdür. Yazarsınız bana. Pırasaya yakıştırdığınız baharatlar, çok enteresan baharatlar yakışır. Peki, dolaptakilere gelelim. Dolapta krema var ve birazcık keçi peyniri var. Bir küçük kase alıyorum. Keçi peynirini hızlıca şöyle elimle küçük küçük parçalıyorum. Üzerine de kremasını ekleyeceğim. 200 mililitrelik kutular vardır ya, onun yarısı kadarını ekleseniz yeterli olacaktır. Aşağı yukarı 100 mililitre civarında. Yarım kutu kadar gayet yeterli olacaktır.
Dikkat ediyorsanız soğuk ve gövdeli, sıvı ve akışkan değil. Böyle olması daha önemli. O yüzden dolaptan çıkarttım. Çok cıvıklaştırmıyor. Sonra bunu burada eziyorum ve istediğim tırnak içinde sürülebilir bir kıvama getiriyorum. O arada pırasanızı şöyle hafif hafif alt üst etmeyi unutmayın. İyice kendini bırakıyor zaten. Süper. Çok iyi bir zamanlamayla gidiyoruz ve her şey gayet olurunda. Fırındakinin aşağı yukarı bir 10 dakikası var. Öf. Birkaç tanesi kenarlardan hafif böyle kendini aşağı atmak suretiyle intihar etmiş yan cephedekiler. Ama hiç sorun yok. 10 numara 5 yıldız bir kıvamdayız. Şimdi efendim artık galetimizi bitirebiliriz. Burada hazırladığımız krema var. Bunu alacağız ve galetin ortasına şöyle tamamını transfer edeceğiz, tamam mı? Sonra kaşıkla bunu köşelerde hafif bir pay bırakacak vaziyette galetin tabanına yayacağız. Bu şu anda katı kıvamda ama fırında pişerken sıvılaşacak ve patatesin de pişmesine hızlıca yardımcı olacak. Adeta şey gibi düşünün. Bir lazanya yaparken mesela lazanya hamurlarını çiğden koyup içine koyduğumuz beşameli biraz daha sıvı kıvamda tutuyoruz ya. O sıvı kıvamdaki beşamel onu güzel güzel pişiriyor ya. Bu da öyle. Krema ısıyla beraber bir araya geldiğinde patatesi fazlasıyla pişirmeye yardımcı olan bir etken olacak. Dikkatlice sürdüm, sürdüm, sürdüm. Fazla kalan varsa şöyle kaşığın üstünde onu da patateslerin üstü için azıcık kenarına köşesine koyarım. Şimdi sıra geldi bu patatesleri dizmeye. Bunları da çok birbirinin üstüne temas etmeyecekmiş vaziyette diziyorum. Zaten incecikler ve fırında pişeceği süre boyunca da gayet rahat bir vaziyette bunlar pişecektir. Hiç de çiğ kalmayacaktır. Korkmayın yani endişeye mahal yok. Şöyle güzel güzel dizdim. Ortaya da birkaç tane. Misler gibi. Süper. Şunlar fazlası. Burada durabilir. Bu arada bu arkadaşımız da iyice kendini bıraktı sarımsağıyla. Yavaş yavaş ateşten alacağım ama şunu da bir bitirelim. Şu kalan kremayı da azıcık şöyle üstüne süreyim. Şimdi sevgili dostlar. Bu yağlı kağıdı alıyoruz. Şu yağlı kağıdı kullanarak bu hamurun bu köşesini böyle bastırıyoruz. Tamam? Sonra bu köşesini böyle bastırıyoruz ve bir köşeli şekil veriyoruz. Görüyorsunuz bunu yapmak yağlı kağıtla çok çok kolay ve hafif esnek bir kıvamda olan galetimizi bu şekilde kolayca kapatıyoruz. İşte bu. Buradaki pırasalı sarımsaklı olan yaptığımız hazırlığı üstüne döküyoruz tamamen. İyice yayıyorsunuz bunu. Malzemesi bol olsun. Böyle. Tamam. Patatesler alttan üstten komple bir pres halindeler ve mis gibi pişecekler. En son olarak da hem birazcık görsellik olsun hem de birazcık lezzeti arttırmak adına birkaç tane çeri domates şuradan alıyorsunuz. 2-3 tane şöyle üstüne diziyorsunuz. Arzu ederseniz siyah zeytin ve benzeri böyle bir lezzet ilaveleri kesinlikle yapabilirsiniz. Çok da yakışacaktır böyle küçük lezzet ilaveleri. Ve bu arkadaşı fırına atacaksınız. Son bir dokunuş var. O da kenarlarını süreceğiniz yumurta sarısıdır efendim. Bir fırçayla bunun kenarlarına şöyle güzelce yumurta sarısı sürüyorsunuz. Yumurta sarısıyla iyice fırçaladıktan sonra fırına gidecek. Şimdi bunu bir fırın tepsisine şöyle bakınız kaydırmak suretiyle hop hop 200 derecelik fırında bir aşağı yukarı 20 dakika kadar kalacak. Burada amacım şu, üstünün domatesleri iyice bir yumuşayacaklar. Pırasalar birazcık böyle sertleşecekler, renklerini döndürecek. Kenarı da nar gibi kızaracak, kıtır kıtır olacak. Bakın bu çok basitçe yapabileceğiniz, 20 dakikada falan yapabileceğiniz, çok hızlıca pişirebileceğiniz ve tadına doyamayacağınız şahane bir yemektir.
İsterseniz akşamüstü, isterseniz gündüz saatinde, isterseniz akşam yemeğinde, günlerinizde alternatif olarak mükemmeldir. Okuldan gelen çocukların böyle karnı acıktığında alternatif süper bir tariftir. Çok da basittir. Sebzeyi de bolca ön plana çıkartan, farklılaştırabileceğiniz bir tariftir.